Hepinize selam arkadaşlar kanala tekrar hoşgeldiniz. geldiniz. Nihayet tatil modundan çıkıp stüdyoma geri dönebildim. Videoyu yükleyemediğim günler için özür dilerim arkadaşlar ama geçtiğimiz birkaç haftadır ailemle vakit geçiriyordum. Güzel bir tatil yaptık. Artık kış moduna geçelim arkadaşlar. Günlük analizlerimize devam edelim. Ethereum analizimiz var bugün. Daha sonrasında Bitcoin analiz videosu da yüklemeye çalışacağım. Videoya da başlamadan hatırlatmak istiyorum. Kanala abone olup videoya like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Videoya like attığınız zaman video başkalarına öneriliyor. Bu da kanalın gelişmesine çok fayda sağlıyor. Şimdiden çok teşekkürler. İlk olarak Ethereum'un 4 saatlik grafiğine bakarak başlamak istiyorum ama söylemek istiyorum arkadaşlar işler gerçekten çok ciddiye bindi. Bu arada ciddiden kastım grafiğin gerçekten çok sıkıcı gözükmesi. Bitcoin grafiği de aynı şekilde arkadaşlar onu da göstereyim isterseniz. Gördüğünüz gibi çok yanal hareketler yapıyoruz. Yukarı aşağı belirli bir miktarın üzerinde hareket göremedik. Neyse Ethereum grafiğine tekrar dönelim arkadaşlar. Burada dikkatinizi çekmek istediğim önemli bir nokta var. Bu arada videonun bu kısmına gerçekten önem verin arkadaşlar. Hatta SS alabiliyorsunuz. SS alın çünkü burada önemli fiyat seviyeleri var. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda bu fiyat seviyeleri çok kritik rol oynayacak diye düşünüyorum. İlk önemli fiyat seviyemiz desteğimiz olan 1550 dolar seviyesi. Direncimiz de 1650 dolar civarında arkadaşlar. Bu da %8.5'lik bir aralıktan bahsediyoruz demek. %8.5'lik bir aralık arkadaşlar bence trade yapmak için güzel bir aralık. Çünkü mesela 10x kaldır bunu yaparsanız %85'lik bir kazanç elde edebilirsiniz. Eğer long pozisyon açarsanız. Tabii ki bu long pozisyonu atlayın demek değil arkadaşlar. Çünkü bu teknik analiz formasyonunun göz ardı etmek olur arkadaşlar. Teknik analiz formasyonlarımızda zaten grafiğe baktığınızda direkt görebileceğiniz bir kafa omuz formasyonu var. Göremeyenleriniz çizeyim arkadaşlar. Sol tarafta omuzumuz var. Ortada bir kafamız var. Sağ tarafta da bir omuzumuz var ve bu formasyonun aşağı yönlü bir hedefi var. Şu an formasyonumuz aşağı yönlü kırılmış gibi duruyor arkadaşlar. Ama bu formasyona bir tane daha destek çizgisi çizebilirsiniz. Çünkü aşağıda iki tane dip noktamız var. Bu dip noktamız aynı zamanda bir haftalık seviyede. Bu da 1420 dolardı arkadaşlar. Dolayısıyla 1420 doların eğer altına düşersek büyük bir düşüş bizi bekliyor olabilir. Peki nereye kadar düşebiliriz arkadaşlar? Bu formasyonun hedefini çizmem gerekirse kafamızın en tepesinden desteğe kadar bir çizgi çiziyoruz. Ve bu çizgiyi sağ tarafa doğru yani kırılma noktasına doğru hareket ettirdiğimiz zaman 1050 dolarda yani bu mavi aylık seviyemizle çakışıyor arkadaşlar. Hatta baya güzel çakışıyor. Dolayısıyla eğer 1420 doların altına düşersek bir short pozisyonu açıp 1050 doları hedefleyebilirsiniz. Şimdi isterseniz bir de trend çizgilerimizi getirelim arkadaşlar. Onlar hikayeye farklı bir boyut kazandıracak. Ama onun öncesinde bir şeyden bahsedelim etmek istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 10 gün içerisinde merge'ümüz yaşanacak. Merge de demek Ethereum 2.0 geliyor demek. Bu birleşme hakkında zaten daha önce konuşmuştum arkadaşlar ama 10 gün sonra yaşanacak bir başka şey daha var. O da bizim Telegram ticaret botumuz yayınlanıyor arkadaşlar. Telegram ticaret botunu daha önceki videolarda anlatmıştım sizlere. Yani bir e, yapay zekanın gücüyle insanın zekasını birleştiriyor arkadaşlar bu bot. Ve şu an hatta ben test ediyorum. Bu testin sonuçlarını da size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Bitcoin'de bir long pozisyonumuz var. E, Ethereum'da da bir short pozisyonumuz var. Bir tanesinde %19.2 kardayız. Bir tanesinde de %8.4 kardayız. Bu niye böyle arkadaşlar? Çünkü botumuz market yukarı mı gidiyor aşağı mı gidiyor umursamıyor. Sadece algoritmalarını ve profesyonel analist ekibinden gelen sinyalleri değerlendiriyor. Dolayısıyla sizlere gerçekten çok büyük para kazandırıyor. Eğer daha detaylı bilgi almak istiyorsanız da Telegram Türkçe grubumuza katılabilirsiniz arkadaşlar. Linki açıklamada orada detaylı şekilde anlattım. Ama %20 indirim var arkadaşlar. O Eylül'ün ortasında yayınlanacak. Daha önce sipariş verirseniz %20 indirim kazanacaksınız. Burada bütün özelliklerini görebilirsiniz. Onun haricinde de aklınıza takılan herhangi bir soru varsa da bana sorarsanız hepsini cevaplandırmaya çalışacağım. Diğer botlardan farklı olarak arkadaşlar bot sadece algoritmalarla çalışmıyor. Aynı zamanda profesyonel analist ekibinden aldığı sinyallerle çalışıyor ve daha e, karlı trade'ler yapıyor. Botu kullanırken de kullanıcı adı veya şifre vermenize gerek yok arkadaşlar. Bybit hesabınızdan API kopyalayıp API'yi bota yapıştırıyorsanız bot böylece sizin hesabınızdan para çekme, yatırma işlemleri yapamıyor ve %100 güvenli oluyor hesabınız. Dediğim gibi bunların hepsi zaten Telegram grubunda yazıyor. Eğer yine de aklınızda takılan bir şey olursa da e, sorarsanız yorumlarda hepsini cevaplandırmaya çalışacağım. Şimdi tekrar Ethereum grafiğine dönersek arkadaşlar orada size e, trend çizgilerinden bahsetmek istiyorum. Trend çizgileri şu an çok karışık gözüküyor farkındayım ama size tek tek anlatacağım hangi çizginin ne olduğunu. Burada dikkat etmeniz gereken ilk iki çizgi arkadaşlar. Bu diren çizgisi, bu destek çizgisi. Mouse'la gösterdiğim yerler. Az önce size bu kafa omuz formasyonunu anlatırken 1550 dolardaki destekten bahsetmiştim arkadaşlar. Bu destek Iı, Takos takoz formasyonumuzun direnciyle bir noktada çakışıyor arkadaşlar ve bu çakışma noktası grafiğimizde çok yakında gerçekleşecek. Dolayısıyla yukarı yönlü ya da aşağı yönlü büyük bir hareket yaşayacağız. Eğer yukarı yönlü bir hareket yaşarsak arkadaşlar 1650 dolara kadar önümüzdeki hiçbir direnç yok. Oraya kadar çıkabiliriz. Eğer aşağı yönlü bir hareket yaşarsak ilk dikkat etmemiz gereken nokta 1450 dolar seviyesi. Gördüğünüz bu nokta buraya kadar kesinlikle bir short pozisyon açabilirsiniz. Eğer 1450 dolarda tutunamazsak az önce de söylediğim gibi 1000 62 dolara kadar bir düşüş bizi bekliyor olabilir. Bitcoin analizinde e geçmeden önce de size Ethereum'daki günlük hareket ortalamalarından bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi 200 günlük 100 günlük 50 günlük hareket ortalamalarının altındayız. Ee, bu arada 200 haftalık hareket ortalaması da 1700 dolar civarında arkadaşlar. Onu şu an e, tabloya ekleyemedim nedenini bilmiyorum ama 1700 dolar civarında. O seviyede önemli bir direnç arkadaşlar. Dolayısıyla bu ortalamalar bizi aşağı yönlü itiyor. Bana kalırsa da bir süre daha Ethereum'da bir aşağı düşüş bizi bekliyor. Şimdi isterseniz bir de kısaca Bitcoin grafiğine bakalım arkadaşlar. Çünkü Ethereum yaparken Bitcoini yakından takip etmemiz gerçekten çok önemli. Burada dikkatinizi çekmek istediğim ilk nokta arkadaşlar bu ısı haritası. Isı haritasından ne zaman alım yapmamız gerektiğini ne zaman satış yapmamız gerektiğini anlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi mesela boğa sezonunun pardon ayı sezonunun en dip noktasında mavi vermiş. Maviden sonra çok yüksek bir pump yaşamışız ve şu an tekrar mavi veriyor. Dolayısıyla yakın zamanda yükseliş yaşayabiliriz diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir başka şey ise makro etkenler. Bildiğiniz üzere enflasyon gerçekten çok yüksek ve bu rezesyonda e, yeteri kadar düşüş düşüş yaşamadığımızı düşünüyorum. Çünkü %82 düşüş yaşamıştık 2017 boğa sezonundan sonra. Ee, 2022 boğa sezonundan sonra da en azından bir %80'lik bir düşüş yaşamamız gerektiğini düşünüyorum ben. Fakat henüz hani şu an %70'lik bir düşüş yaşadık. Dolayısıyla %8'lik bir düşüş daha gelecektir diye düşünüyorum ben. Bu logaritmik grafiği birçok videoda anlattım arkadaşlar ama bu logaritmik grafiği tekrar anlatmam gerekirse iki kere çizilebiliyor arkadaşlar. İkiş farklı şekilde çizilebiliyor. Mavi çizginin aşağısına düştük arkadaşlar ilk çizim şeklimizin. Daha sonrasında tekrar bir retest yaptık bu çizim şekline kadar ama başarılı olamadık. Dolayısıyla tekrar aşağı bir düşüş geliyor. Bu düşüşte bizi Bitcoin'de en azından 13.000'le 10.000 bandına kadar indirebilir diye düşünüyorum. Burada tekrar Ethereum'a dönersek arkadaşlar tekrar bir %60'lık %70'lik düşüşte bizi 550 ile 450 dolar civarına kadar indiriyor. 6 ay önce çektiğim Ethereum videosunda da zaten söylemiştim sizlere bu ay sezonunda dip noktası olarak Ethereum'un 550 ile 450 bandına kadar düşmesini beklediğimi. Videonun ortasında da hatırlattığım gibi arkadaşlar eğer paranızı yatıracak bir yer bulamıyorsanız kafanız karışıksa bizim ticaret botumuzu deneyebilirsiniz. Ticaret botumuz hakkında detaylı bilgilendirmeyi zaten Türkçe Telegram kanalında yaptım arkadaşlar. Birçok videoda da söyledim. Hala aklınıza soru varsa yorumlarda sorarsanız hepinize cevap vermeye çalışıyor olacağım arkadaşlar. Aynı zamanda Türkçe takipçilerimiz için bir sinyal kanalı oluşturduk. Bu sinyal kanalında arkadaşlar Telegram botunda verdiği sinyallerin bir kısmını ben Türk takipçilerim için orada paylaşmak istiyorum. Eğer oraya katılır alırsanız arkadaşlar günlük olarak yaptığım trade'leri yapabileceğiniz trade'leri görebilirsiniz. Bütün böyle desteklerin dirençlerin nereye stop koymanız gerektiğini hangi seviyede alım hangi seviyede satım yapmanız gerektiğini anlatıyorum o sinyallerde. O sinyallerden bence güzel karları elde edebilirsiniz. %20'lik indirim içinde botta arkadaşlar bu formu doldurmanız gerekiyor. Zaten Telegram kanalında da yazıyor. O formu doldurarak katılabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.